şimdi? Kimmiş korkak gör? Bu sefer şaka değil gerçi. Sensiz hayatın ne kadar anlamsız olduğunu gör. Sensiz yaşamın ne kadar anlamsız. Hocam biz bağlamıştık onu, yani kaçmasının imkanı yoktu. Hocam biz hep başındaydık, sımsıkı da bağladık. Ben seni dedim ha? Hastanın başına ayrılmayacaksınız demedim mi? Gözünüzü dört açacaksınız demedim mi? Ya adam düşerse ölürse ne olacak? Bunu düşündünüz mü? Nişan! Allah kahretsin. Hemen psikiyatri bölümüne gidin, birini çağırın. Çabuk! Ve koş, koş! Kaan. Kaan Beyciğim. Bakın, sakin olun, tamam mı? Olamam, çok yüksek burası. Tamam Kaan Beyciğim. Evet, yüksek, ben de farkındayım ama... siz sakin olun, tamam mı? Şimdi ben öyle yanınıza geleceğim ya, sohbet edeceğiz biz. Çok yüksek burası, çok yüksek. Tamam. Tamam, ben böyle yavaş yavaş yanınıza geleceğim Kaan Bey. Tamam mı? Yaklaşma, yaklaşma. Nereden çıktın buraya, nereden? Tamam Kaan Beyciğim. Nisan, dikkat et. Tamam hocam ya. Tamam hocam, konsantrasyonumu bozmayın. Kaan. Tamam, sakin olun. Siz sakin olun, tamam mı? Ben şimdi yanınıza geliyorum Kaan Bey. Nisan, sen bir kere laf dinle, tamam mı? Bir kere laf dinle, buraya gel. Nisan. Kaan Bey, bakın ben yaklaştım. Geldim böyle yanınıza. Hadi tutun elimi. Aferin sana. Sana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Nisan. Sana hiçbir şey olmayacak. Hadi! Sedyeyi getirin, hadi! Tamam. Boynunu tak, boynunu ver hadi! Hala kendine gelmedi mi? Hayır, gelmedi. MR'dan haber yok mu? Hasta vardı hocam, onu bekliyoruz ama birazdan çıkacak. Hemen halledeceğiz.
Herhangi bir komplikasyona karşı öylece burada tutacağız. Ben de başında duracağım. Herhangi bir iç kanaması olduğunu düşünmüyorum. Vücudun herhangi bir yerinde kırık da yok. Işık refleksi pozitif, pupiller ezokorik, kondisyona bağlı hafıza kaybı olabilir. Ama hayat tehlikesi bulunmuyor. Ben sabah kadar başına duracağım. Nisan, hadi kendine gel. Nisan, Nisan kendine gel. Sinan Hoca, hastamız çıktı, MR müsait. Tamam. Tamam, hadi. Duvarlar ördüm, köprüler yıktım, döndüm bir baktım, hiçbir şeyi unutmamışım. Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda. Şey bitiyorsa beni bırakma burada. Çocuklar toplanıp gittiler içimden. Dünle unutmak arasındayım şimdi. Sen yoksun inan bir tek sen lazımken. Bir ses ver yapma burada. Şimdi hocam şöyle oldu. Ben böyle kapıyı açtıktan böyle kocaman gözleri bana bakıyordu. Yazık bana. Ne çok konuştum. Döndüm bir baktım. Hani dinlemediyseniz yeniden anlatabilirim istediğinizi. Yok ben çok fena güzelim. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettim kocacığım. Eğer her şey bitiyorsa bitsin artık yokluğunda. Eğer her şey bitiyorsa beni bırakma burada. Çocuklar toplanıp gittiler içimden. Dünle unutmak arasındayım şimdi. Sen yoksun. Sen lazımken bir ses ver yapma burada bırakma bizi. Çocuklar toplanıp gittiler içimden. Dünle unutmak arasındayım şimdi. Sen yoksun inan bir tek sen lazımken bir ses ver yapma. Nisan iyi misin? Ha? Hoş geldin. Ağrın var mı? Ben... İyiyim. Beni çok korkuttun. Sizi tanıyor muyum?
Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ben... Yani adım Nisan. Evet. İzmirliyim. Hı hı. Başka? Beni hatırlıyor musun? Özür dilerim, hatırlamıyorum. Bana ne oldu? Sen küçük bir kaza geçirdin sadece. Siz benim yakınım mısınız? Ben senin komşunum. Hem de hocanım. Sen de bu hastanede şu an bulunduğumuz hastanede asistan doktorsun. Yani benim asistan doktorumsun. Ayrıca mesleğinde de çok başarılısın. Bizim seninle çok çok güzel bir arkadaşlığımız var. Nisan, aslında... Ah Sinan, getirdim canım, eşyalar burada. Nisan, canım, daha iyisin değil mi? Onları da hatırlamıyorsun değil mi? Nasıl yani? Nisan, nasıl hatırlamıyor? Ablacığım, dışarıda konuşalım mı? Ha? Merzan. Ne demek hatırlamıyorsun? Haydi gel, abla. Nisan, ben kapının önündeyim. Tamam mı? Sen de güzelce istirahat et. Birazdan geliyorum. Sinan. Sen nasılsın? İyi ama hiçbir şey hatırlamıyor. Nasıl yani? Kafa travmasına bağlı kontüzyon gelişti. Bu da hafızasının yitmesine neden oldu. Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Çok nadir olsa da mümkün. Yani şefim, fiziksel olarak hiçbir şey yok. Taramalarında da bir şey çıkmadı. Yani gayet sağlıklı. Onun için travmatik amnezi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu geçici bir hafıza kaybı. Nasıl yani? Hiçbir şey mi hatırlamıyor? Abla, siz girdiğiniz zaman Nisan zaten yeni ayılmıştı. Onun için net olarak bilmiyorum ama benim tahminim yakın geçmiş belleğinde bir problem olması üstünde. Ama yani kalıcı bir hasar falan yok değil mi beyninde? Bir fonksiyon kaybı ya da? Yok yok. Bütün testleri yaptım. Herhangi bir problemi yok. Yani dün ne kadar sağlıklıysa bugün de bir o kadar sağlıklı. Ama yani yapabileceğimiz bir şeyler olmalı yani. Boş boş oturacak mıyız? Aydacığım, bu gibi durumlarda beklemekten başka yapacak bir şey yok. Ben yanından ayrılmayacağım zaten. Ne ihtiyacı olursa yanındayım. Önce onunla biraz konuşacağım, ondan sonra da biraz gezdireceğim. Yani hastanede bir şeyler hatırlamasını sağlayacağım. Eğer o an bir şey hatırlarsa hafızasını tetikleyebilir diye düşünüyorum. Evet, doğru. Sinan, sen de çok yorgun görünüyorsun. Dünden beri hiçbir şey yemedin değil mi? Ben hemen sana kantinden bir şeyler alıyorum. Ablacığım, gerçekten bir şey istemiyorum. Yani şu an canım bir şey istemiyor. Ben Nisan'ı daha fazla yalnız bırakmayayım. Tamam, görüşürüz. Sinan. Ablacığım, ya ben gerçekten iyiyim. Tamam. Tamam. Şimdi ben bu hastanede mi çalışıyordum? Evet Nisan'cığım. Ayrıca dum değil. Hala bu hastanede çalışıyorsun ve hala benim asistanımsın. Pardon. Adınız ne sizin? Yani biliyorum dur ama yani şu an hatırlayamadığım için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Benim adım Sinan. Memnun oldum. Yani olmuşumdur herhalde. Nasıl tanıştık biz? Bu hastanede mi tanıştık? Yok, hastanede değil. Sen benim oturduğum apartmana taşındın. Siz yatağınızı soğutmadan geri dönebilirsiniz. İlk önce arabama çarptın. Ondan sonra da elindeki tencereleri, tavaları kapıma götürdün. Bir uyutmadınız ya. Bu da yetmiyormuş gibi sıcak kahveyi üstüme döktün. Hepsini aynı gün içinde mi yaptın? Aynen öyle. Sonra da aynı hastanede çalıştığımızı öğrendik. Sinan, sana bahsetmiştim ya, bugün iki asistan gelecekti. Biri Nisan. Nisan Sinan Hoca. Bundan sonra Nisan seninle çalışacak. Bu kadar şey yapmama rağmen
Neden hala benimle ilgileniyorsunuz? Çünkü ben doktorum Nisan'cığım. Aynı zamanda senin hocanım. Komşuluk da var tabii. Ve ben seni çok seviyorum. Yani biz bu hastanedeki tüm herkes seni çok seviyoruz. Nisan, en son ne hatırlıyorsun? Bana söyler misin? Yani ben İzmir'i hatırlıyorum. Hı hı. Çocukluğum böyle parça parça. İlk gençlik zamanlarım. Ha. Bir de benim sarı bir tozbağım vardı. Arabam yani. Arabam var, hala var biliyorum. Doğru ya. Siz beni tanıyorsunuz. Başka bir şey yok. Yani gerisi karanlık. Nisan, kendini iyi hissediyorsan eğer biraz kalkıp dolaşsak mı? Ne dersin? Olur, olur. Yani ben iyiyim. Gayet iyi hissediyorum kendimi. Tamam. O zaman hastanede küçük bir tur atalım. Ondan sonra da seni hastanede en sevdiğin yere götüreyim. Neresi orası? Gelince görürsün. Hadi bakalım. Hadi gel. Hop. Teşekkür ederim Sinan Bey. Bey, hocam. Efendim? Sen bana Sinan Hocam dersin. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Rica ederim Nisan'cığım. Hastanede çok şey yaşadık. Dolaşmak sana iyi gelir. Hem dolaşırken belki bazı şeyler hatırlarsın. Ama kendini zorlama, tamam mı? Yani sen bu küçük gezintinin keyfini çıkar. Tamam. Şunu çıkartayım. Bak orada da eşyalarım var. Kantin mi benim en sevdiğim yer? Evet Nisan'cığım. Burası senin favori mekanın. İyi de böyle dobuş bir halim de yok. Evet yok ama yani ben de anlamadım. Ne yalan söyleyeyim, sağlam yiyorsun yani. Gerçekten mi? Bak, seni sana şöyle anlatayım. Gözümün önünde 3 tane sosisliği gömmüşlüğün var. Yok artık. Hah işte ben de bu tepkiyi veriyordum ama insan zamanla alışıyor. Hadi gel. Nisan Hocam, hocam. Hocam iyisiniz. Yani gayet iyi görünüyorsunuz. Rahatladım şu an. İyisiniz değil mi hocam? Ya evet iyiyim, iyiyim. Çocuklar hadi bakalım Nisan hocanız biraz yorgun. Daha sonra konuşuruz. Hadi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İnternler dün gece... Neyse tamam bunu daha sonra konuşuruz. Aç mısın? Evet biraz açım. Tamam o zaman. Sen otur ben sana bir şeyler alayım. Yok siz şey yapmayın ben kendim gider alırım. Olmaz öyle gel bakalım sen gel. Gel 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 otur şöyle ben gidip sana bir şeyler alırım. Anlaştık mı? Evet kahvaltımız geldi. Hocam ben bu kadar şeyi yiyemem. Nisan'cığım sen bunun 2 katını rahat rahat yersin. Ama merak etme bugün sana ben de yardım edeceğim. Şey, ayıp etmek istemiyorum ama ben yumurta seviyor muyum? Ha? Nisan, menemen senin hayatta en sevdiğin şey. Hatta böyle ekmeği böyle kürek yapıp yersin. Yani yerdin yani en azından düne kadar öyleydi. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet. Hocam ne yapıyorsunuz? Nisan'cığım yapılan bazı araştırmalara göre tadı almanın ve kokunun hafıza üzerinde ciddi etkileri görülüyor. Onun için biz de senin en sevdiğin şeyi yapıyoruz. Yani böyle kürekle menemen yiyoruz. Tamam? Şimdi evet menemenimizi böyle alıyoruz. Önce bir kokluyoruz. Ve yiyoruz. Hop. Böyle gözlerini kapat. Menemeni hisset. Nasıl? Ya
Yani böyle bir şeyler hatırladın mı? Yani ne bileyim böyle bir anı falan ha? Tamam, olsun. Tamam. Yavaş yavaş. Nasıl olsa zamanımız var. Şey, hocam, dün gece ne oldu? Nisan'cığım, dün geceyi konuşmasak, ha? Ben sana daha sonra anlatırım. Ama ben bilmek istiyorum. Peki. Dün gece sen yine işin olmayan bir işe kalkıştın. Psikiyatrik yakınmalar olan bir hastayı çatıdan kurtarmak için onun yanına çıktın. Niye? Çünkü sen Nisan'sın. İşin olmayan her şeye burnunu sokarsın. Ve bir şekilde yani benim de anlamadığım bir şekilde her şeyi de çözersin. Ama bu sefer sonu biraz kötü oldu. Ne oldu? Çatıya çıktın ve hastayı kurtardın. Ah tamam. Hadi gelin şöyle. Aferin sana. Sonra? Sonra basmaman gereken bir yere bastın ve aşağı düştün ama itfaiye orada olduğu için brandaya düştün yani bir şey olmadı. Peki hastaya ne oldu? Merak etme hastayı. O da psikiyatri bölümünde tedavide. İyi olmasına sevindim. Sen kürekleyelim mi memeni? Şey, ben galiba pek aç değilim. Tamam. Açıkçası ben de çok aç değilim zaten. O zaman ne yapalım? Hadi gel. Hastanemizin turuna devam edelim. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Nisan hocam geçmiş olsun. Vallahi dün gece yüreğimiz ağzımıza geldi ya. Teşekkür ederim. Malik'im, Nisan hocam iyi. Yalnız biraz geçmişi hatırlamıyor ama kendisine gelecek, düzelecek yani. Ha. Yani beni hatırlıyor öyle mi? Hatırlıyor Malik. Çok az şey hatırlıyor. Bir tanesi sensin. Ha, o zaman ben şey yapayım. Efendim ben Malik. Hastanemizin demirbaşı, her an her işe bakıcısı, bir de en yakışıklısı. Afiyet. yani kusura bakmayın ben tabii unuttum ama uzun zamandır sizin kadar yakışıklı birini görmemiştim. Malik, o kahveler kime? Doktor Murat hocama götürüyordum hocam. Biz o tarafa gidiyoruz değil mi? Nisan'cığım sen kahveleri al. Malik yorulmasın. Tamam. Sinan hocam, yani siz bilirsiniz ama Nisan hocamın durumu belli. Kahveler mundar olmasın şimdi. Malik'ciğim test yapıyoruz. Tıpta bazen fedakar olmak lazım. Ha. Tabii hocam, mantıklı. Oh. Özür diliyorum hocam, ayağım takıldı, kusura bakmayın. Yok, önemli değil. Ver Nisan'cığım sen bana. Niye, ne oldu ki? Olmadı. Olmadı, olmadı. Gerçekten bir şey olmadı. Malik sen o Murat Hoca'ya götür. Biz de gidip artık istirahat edelim. Tamam. Ben yorulmadım ki. Olmaz, olmaz. Dinlenmen lazım. Hadi gel bakayım benimle. Hadi. Evlenecek miyiz? Biz mi? Evet. Evleniyoruz. Ya tam evlilik arifesinde senin hafızanı kaybetmen hiç de hoş olmadı aşkım, biliyor musun? Ama okey yani, sıkıntı yok. Evliliğe de ayrı bütün hazırlıkları yapmıştık biz. Sen hafızanı kaybetmeden hemen önce az kalsın evleniyorduk. Çok büyük aşk yaşıyorduk. Sen beni deli gibi seviyordun ha. Seviyor muydum? Evleniyor muyduk? Yok öyle bir şey Nisan'cığım. Öyle bir şey yok. Abidin Bey şu an fırsatçılık yapıyor. Hah. Sen bizim özelde baş başayken ne konuştuğumuzu nereden biliyorsun acaba doktor? He? Öyle bir şey olmaz. Anladın mı? Nisan böyle bir şey yapmaz. Yapar mıyım? Yapmazsın. Yaparsın. Yapmazsın. Yaparsın. Yapmazsın. Aa, bir dakika, bir dakika. Söz verdiysem yaparım. Nisan saçmalama. Söz falan vermedin mi bu adama? Verdin. Abidin şu odadan çık git. Nisan'ı rahat bırak bak. Yoksa seni zorlatacağım. Okey ya. Korktum zannediyor ama korktuğumdan değil. Çıkıyorum şimdi ama. Sen rahat rahat uyu diye. Biraz dinlen diye okey mi? Yoksa bizi kimse ayıramaz. Gidin. Okey.
Ben aşkımın peşinden koşacağım, tamam mı? Bırakmayacağım yani. Hadi sus. Hocam, ben gerçekten bu adamla... Nisan, bu adamı hiç düşünme. Gerçekten çok gereksiz bir adam. Tamam? Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sana bazı şeyler hatırlatmaya. Hadi. Nisan, bana güvenmeni istiyorum. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Çünkü ben seni her şeyden korurum. Tamam. Nisan, Nisan korkma, tamam mı? Sakin ol, ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak. Birazdan asansör kendine gelecek. Korkma. Ben korkmadım ki. Ha? Alt tarafı asansör durdu. Hem birazdan çalışır. Nasıl ya? O zaman kaldığımızda korkmuş musun sen? Ne oluyor? Ha? Nisan sakin ol. Nisan sakin ol. Hayır, hayır. Hayır, sakin falan olamam. Benim klostrofobim var. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, tamam. Nefes al. Evet, nefes al. Salma kendini. Sana hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sana hiçbir şey olmayacak. Ben yanındayım. Ben buradayım. Derin derin nefes al. Ben nefes falan alamam benim. Ben nefes alamıyorum Sinan. Tamam, korkma. Yani bilmem, belki de hatırlamadığım için korkmuyorumdur. Demek ki bu iyi bir şey. İyi bir şey. Hadi. Yine aynı yere geldik hocam. Evet Nisan'cığım, aynı yere geldik. Ya ben sana ufak bir test yaptım. Şimdi odaya gidelim, güzelce dinlen, tamam? Peki. Ama ben hatırlayamadığım için üzgünüm. Hayır, hayır. Hiçbir şey için üzülmeni istemiyorum ben sen. Sadece denedik. Hı? Öyle düşün. Hadi gel. Hocam, yani siz de böyle sabahtan beri benimle uğraşıyorsunuz. Yani bu kadar işinizin gücünüzün arasında. Yani özür dilerim ama acaba diyorum az mı geçseniz ha? Nisan, o ihtimali unut. Ben istediğim için, sana yardım etmek için buradayım. Anlıyor musun? Benim daha önemli bir işim yok ve olamaz. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene de gerek yok. Ayrıca tekrar söylüyorum. Ben istediğim için buradayım. Ayrıca artık kendini bu kadar üzme. Bu geçici bir durum. Yani merak etme, biraz zamana ihtiyacım var sadece. Her şeyi hatırlayacaksın. Hadi şimdi güzelce dinlen bakalım. Yat 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 yat. Şu dört. Uyuyabilirsen uyu. Tamam mı? Ben buradayım. Hocam, Nisan hocam. Nisan, sıkıntılı bir hasta var da size ihtiyacımız var. Tamam, tamam Asuman. Nisan, ben buradayım, merak etme, tamam mı? Bir hastaya bakıp hemen geleceğim. Tamam. Dinlen sen de güzelce. Gidelim. Nisan, Nisan neredesin sen? Ha? Odaya gittim, seni göremeyince ödüm koptu. Ben bilemedim, kusura bakmayın. Yani böyle sıkılınca biraz dolaşmaya çıkmıştım. Sonra işte bu odanın kapısına gelince bilmiyorum, böyle bir şey beni içeri çekti. Nasıl yani? Bir şey mi hatırladın? Yani tam olarak öyle değil ama hissettim. Yani hem kötü bir şey hem de çok güzel. Kötü bir şey olmadı. Ne oldu peki? Biz bir gün seninle bu odada karantinaya alındık. Yani tehlikeyi sen fark ettin. Ondan sonra ikimiz de sona yaklaştığımızı düşünüyorduk. Ben de... Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Nisan,
ben de sana bir şey vermek istiyorum. Bu mu gerçekten? Evet. Son anda geldi. Hem de seni tanıdım. Ben de sana kolyeni verdim. Sen kolyeni kaybetmiştin. Kolyem? Hı hı. Nisan, bak o senin uğurlu kolyen. O boynundayken her şeyin güzel olacağına inanıyorsun sen. Bilmiyorum. Yani her şey öyle karanlık, öyle bulanık ki. Bu hep böyle mi olacak ha? Ya ben onca şeyi boşuna mı yaşadım? Onca anıyı boşuna mı biriktirdim? Hayır Nisan, onca anıyı boşuna biriktirmedin. Bu geçici bir durum, tamam mı? Her şey hallolacak, merak etme. Hem bak, kolyen boynunda. Yani demek ki güzel şeyler olacak. Hadi kalk bakalım. Bak, bir daha da odadan çıkarken bana haber vereceksin. Anlaştık mı? Tamam. Yürü bakalım şimdi. Merhaba. Merhaba Nisan. Bakıyorum keyfin yerine gelmiş, ha? Yok, yani aslında tam da sıkıntıdan patlıyordum. Neyse ki siz geldiniz, yani bir nevi hayatımı kurtardınız. O zaman tam zamanda gelmişim Nisan'cığım. Ne oldu hocam? Ne yapıyorsunuz? Toplanıyoruz. Bir yere mi gidiyoruz? Aynen öyle. Aa, biz komşuyduk değil mi? Eve mi gidiyoruz artık? Evet Nisan'cığım, komşuyuz ama şu an eve gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz mi? Hı hı. Ne sürprizi? Ya söyleyin. Aa, Nisan sürpriz söylenir mi? Ne bakayım şunu çıkaralım. Evet. Asistan, şuna uzun bas bakalım. O kadarını hatırlıyorsundur. Evet. Evet o. Bana güven demiştim. Güveniyor musun? Evet. Hadi o zaman gel benimle. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. De hocam, öyle mi gideceğim? Tamam Nisan'cığım, üstünü değiştiririz. Her şeyi unutmuşsun ama süsündürüyor maşallah, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.